Bu ders kapsamında katıları inceleyeceğiz ama ilerlemeden önce 3 faza tekrar bir bakalım. Bu simülasyonda şu anda katıyı görüyorsunuz. Katı haldeyken bile gördüğünüz gibi atomların belli bir titreşimleri var. Isıyı arttıracak olursam atomlar arasındaki mesafeler artmaya başlayacak. Sıvı faza geçecek. Sıvı fazı bu şekilde görüyoruz. Hala atomlar arasında bir etkileşim söz konusu. Eğer sıcaklığı biraz daha arttırmaya bak, gaz faza doğru geçeceğiz. Gaz fazda da atomları bu şekilde görüyor olacağız. Metallerde çok sıklıkla gördüğümüz döküm işleminde sıvı fazdan başlayarak metali döküyoruz, daha sonra soğutuyoruz. Aynı şekilde bir gaz fazından başlayarak malzeme üretimi de söz konusu. Burada mesela gaz fazından başladığınız bir malzemeyi katı hale çevirmek istiyorsanız ne yapacaksınız? Bunu soğutacağız. Bu soğutma işlemini hızlı yapabilirsiniz, yavaş yapabilirsiniz. Buna göre de malzemelerin kristal yapısının ne kadar kompleks olup olmadığına bağlı olarak bu atomların da yeterince zamanı varsa bu atomlar düzenli şekilde dizilebilir, düzensiz şekilde dizilebilir. Bunlara göre de farklı isimler alıyor olacaklar ve bugün biraz bunlara bakacağız. Bu örnekte düzenli bir dizilim elde ettim. Ama bu düzenli dizilimin bir kısmında bazı hatalar mevcut. Düzenli şekilde organize olduğunda bu yapıya kristal diyoruz. Düzensiz olması durumunda da amorf adını veriyorduk. Bu durumda enerji diyagramında baktığımızda aslında minimum enerjide olmadıklarını, buradan biraz uzak bir durumda olduğunu söylemiştik. Yoğun ve düzenli şekilde dizilmiş atomlara baktığımızda ise bunların aslında minimum enerjiyi sağladığını görüyoruz. Minimum enerji bu olmasına rağmen, yani aslında sistemin bunu tercih etmesine rağmen etrafımıza baktığımızda birçok yapının bu şekilde oluştuğunu da görüyoruz. İşte burada en önemli etkenlerden bir tanesi bu yapıların ne kadar kompleks olduğu ve bu yapıları elde ederken sistemi ne kadar hızlı soğuttuğunuz. Eğer siz atomlara yeterince zaman vermezseniz dizilimleri için, bu sefer atomlar bu şekilde sonuçlanabilir. Yani burada şunu söylemeye çalışıyoruz. Termodinamik size buraya gitmesini istiyor. Ama kinetik etkenlere göre siz burayla sonuçlanabilirsiniz. Şimdi kristal yapıyı bugün canlı dersimizde işledik. Bu ders kapsamında metallerdeki kübik yapıların üstünde yoğunlaşacağız ve onların nasıl olduğunu anlayacağız dedik. Bunları anlarsak diğer sistemlerde bunu uygulayabileceğinizi düşünüyorum. İlk yapımız basit kübikti. Basit kübikte birim hücrede her köşede bir atomun 8'de birinin olduğunu, buna göre de bir birim hücrede toplamda 1 bölü 8 çarpı 8'de köşe olduğu için bir atom mevcut olduğunu söyledik. Bu kristal yapıyı çeşitli şekillerde göstermek mümkün dedik. 3 boyutlu yapısını görmek için bu bazen uygun olmakla birlikte burada hangi atomun hangi atoma değdiğini çok iyi göremiyorsunuz. Hesaplamalarınıza zorluk çıkarabilir. Bu modelde hangi atomların birbirine değdiğini gördüğünüz için daha kolay hesaplamalar yapabilirsiniz dedik. Burası atomun radiusu ve burayı da lattice parametresi olarak tanımladık. Dolayısıyla basit kübikte bir kenar 2R'ye eşit şeklinde bir ilişki var. Bir de coordination number'dan bahsettik. Coordination number en yakın komşu sayısıydı. Şu atomu referans aldığınızda komşu sayılarını sayarken 1, 2, 3, 4, burada olacak 5 ve burada olacak 6 şeklinde. Bir birim hücreden göremiyorsanız burada olduğu gibi mesela 8 tane birim hücreyi çizip daha sonra yine bir referans atomu alıp kaç komşusu olduğunu görebilirsiniz. Daha sonra atomik dolgu faktör parametresini tanımladık. Bu size bir birim hücrenin ne kadarında atom yer tutuyor bunu anlatıyor idi. Buna göre APF değerini şöyle buluyorduk. Üst taraf Volume o zaman kaç tane atom olduğunu yazmanız gerekiyor. Atomu küresel düşündüğümüz için hacmini 4 bölü 3 pi küp olarak alıyoruz. Böleceğiniz kısımda volume of unitsel, o da aküp. A ile R arasındaki ilişkiyi de simple kübik için bildiğimizden dolayı yazıp APF değerini elde edebiliyoruz dedik. Mesela simple kübik için APF değerinin 0,52 olması demek, simple kübik kristal yapısının %52'sinin atomla dolu olmasını anlatıyor.
Bu da demek oluyor ki %48 gibi büyük bir boşluklu yapısı var. Daha sonra body centered kübik yapıdan bahsettik. Burada da kübün tam ortasına bir tane daha atom geliyor. O olunca da yapıyı şişiriyor ve dolayısıyla artık simple kübikte olduğu gibi köşe atomlar birbirine değmiyor. O yüzden buna dikkat etmemiz lazım. Yine her köşede atomun 1/8'i var. Artı ortada da tam olarak bir atom olduğu için BCC'de toplamda iki atom var Unicel'in içinde. A ile R arasında ilişkiyi bulmak istiyorsanız birbirine değen atomları bulmanız gerekiyor. Dolayısıyla şu köşegen boyunca bunu yazacak olursam burası A, burası A kök 2, burası da A kök 3 olduğu için A kök 3, 4 R'ye eşit olacak. Komşu atom sayısını BCC'de görmek oldukça kolay. Ortadaki atomu referans olarak alırsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve arkada kalanla 8 tane komşusu olduğunu, dolayısıyla koordinasyon number'ının 8 olduğunu kolaylıkla görebilirsiniz. Şimdi BCC için atomic packing faktörü o zaman hesaplayacak olursak, biraz önce bahsettiğimiz gibi içeride toplamda 2 tane atom var ve her atomun volümü 4/3 pi. Günitsel parametrenin kübü. A'yı R cinsinden yazmam gerekiyor. Bu durumda 4R'ye eşit olacak. Bunu yerine koyduğunuzda APF değerine ulaşabilirsiniz. Bu da size 0.68 gibi bir değer verecek. Yani BCC'de birim hücrenin %68'i atomlarla kaplı, %32'si de boşluk. Yani simple kübikten daha yoğun bir yapı. Şimdi FCC için de bir birim hücrede kaç atom var ona bakalım. Yine her köşede bir atomun 1/8'i mevcut ve 8 tane köşe var. Dolayısıyla bir atom oradan geliyor. Daha sonra yüzeylerde de atom var ve birim hücrenin içine atomun yarısı giriyor. Dolayısıyla 1/2'si giriyor ve 6 tane de yüzey var. Bundan dolayı FCC'nin birim hücresinin içinde 4 atom olduğunu görüyoruz. Atomik dolgu faktörü hesaplarken A ile R arasında ilişki kurmamız gerekiyor. Bunu yapabilmek için de birbirine değen atomları bulmanız gerekiyor. Ve şu köşegen boyunca atomlar birbirine değiyor. Ve burası 4R'ye eşit. A kök 2 4R'ye eşit oluyor. FCC için de atomik dolgu faktörünü hesaplayabilirsiniz. Birim hücrenin %74'ünün atomlar tarafından kaplandığını, %26'lık bir kısmında boş olduğunu göreceksiniz. Bu durumda FCC yapının BCC ve simple kübüye göre en yoğun yapı olduğunu görüyorsunuz. Ki biz buna sıkı paket yapısı diyoruz. Genel olarak yoğunluklarını karşılaştırdığımızda metallerin yoğunluklarının seramiklerden, seramiklerin de polimerlerden daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi metallerin çoğunlukla bu sıkı paket yapılarını gösteriyor olması ve genellikle de atomik kütlelerinin büyük olması metalleri yoğunluğunu oldukça yüksek yapıyor. Seramikler ise daha çok hafif elementlerden oluşuyorlar ve kovalent ve iyonik bağın doğasından dolayı da metaller kadar sıkı paket olmayabiliyorlar. Polimerlerde paketlenme yoğunluğu düşük. O zaman karşımıza zaten amorf malzeme olarak çıkıyor. Aynı zamanda karbon, hidrojen ve oksijen gibi hafif elementlerden oluştuğu için polimerlerin yoğunluğu da diğerlerine göre oldukça düşük kalıyor. Kompozitler sonuçta bizim bu üç malzemeyi karıştırarak yaptığımız mühendislik malzemeleri olduğu için çok farklı yoğunluklarda bulmamız mümkün ama genel olarak kompozitlerin zaten yapılma amaçlarından bir tanesi yüksek mukavemeti düşük yoğunlukta elde etmek olduğundan bunları çoğunlukla düşük yoğunluklu malzemeler olarak görebiliyoruz. Tek kristalli malzemeleri göreceğiz. Bu atomların çok düzgün bir şekilde dizilimlerinin sağlanması gerekecek. Single kristalin yapı atom düzeninin bütün yapı boyunca aynı olması iken polikristal yapı farklı taneciklerle oluşan bir yapı oluyor. Burada grainler var. Mesela burada da grainleri görüyorsunuz. İç taraftaki grainler oldukça büyük, dış taraftaki grainler oldukça küçük ve bu her grainin içindeki kristal yapı aynı olsa bile kristal yönelimleri farklı oluyor. Dolayısıyla bunlara polikristal malzeme diyoruz. Tek kristalli yapılar farklı yönlerde farklı özellik sergilediği için anizotropik özellik gösteriyor derken genellikle amorf yapılar ve polikristalin yapılar izotropik özellik gösterdiğini görüyoruz. Aynı atomun farklı kristal yapıdaki dizilimlerine onun allotropları ya da
polimorfları diyoruz. Bunun için en iyi örnek karbon örnek verecek olursak elmas, grafit, grafen, karbon nanotüp ve fluoren başta gelen alotroplar. Aynı atomdan yapılmış olsa bile kristal yapıları farklı olduğu için bambaşka özellikler gösterdiklerini konuştuk. Şimdi kristal yapılarda atomların nerelerde oturduğunu point koordinatlarda, yönleri kristalografik direction'larda, yüzeyleri de kristalografik düzlemlerden göreceğimizden bahsettik. Bununla ilgili bir ödeviniz var. Bunların nasıl yapıldığını anlamak için çözümlü bir videoyla tekrar devam edelim.